Merhaba sevgili Webtekno takipçileri, bugün sizlerle birlikte Samsung'un rekabetçi fiyatının olmasının yanında amiral gemisi telefonu Samsung Galaxy S20 FE'ye yakından bakacağız. Şu an elimde de görmüş olduğunuz Samsung Galaxy S20 FE'yi Samsung S20 ailesinin uygun fiyatlı fakat özellik bakımından geri olmayan bir üyesi olarak düşünebiliriz. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar, gelin isterseniz öncelikle bir kameralarımızdan başlayalım. Öncelikle telefonun arka kısmında 3 tane alt alta dizilmiş bir kamera dizaynı görüyoruz. Bu kameralar arasından 2 tanesi 12 megapiksel, bir tanesi geniş açı, diğeri de ultra geniş açılı. Diğer, yani 3. kamera olarak konumlandırılmış kameramız da zoom işlerini hallediyor. Yani yakınlaştırma ve uzaklaştırma meselesi. Bu kameramızda arkadaşlar 8 megapiksel ve 3 kata kadar optik zoom işlemini başarılı bir şekilde yerine getirebiliyor. Buna ek olarak arkadaşlar firmanın Space Zoom adıyla isimlendirdiği 30 kata kadar yakınlaştırma özelliğini de bu kamera yapıyor. Yani videonun başında da söylemiştim arkadaşlar, kamera anlamında FE modeli Samsung Galaxy S20 modelindeki kameralarla aynı özellikleri taşıyor. Hatta arkadaşlar bir ayrıntı olarak kontrast bu cihaz üzerindeki kameralarda daha fazla gibiymiş görünüyor. Özellikle mobil telefonuyla fotoğraf çeken insanların aradığı bir özellik. Yine videonun başında da söylediğim gibi arkadaşlar, rekabetçi bir fiyatı olmasına rağmen fotoğraf konusunda başarılı bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın içerisine konumlandırılmış bir adet gece modu var. Bu gece modu sayesinde düşük ışıklı ortamlarda fotoğraflarınız normalde çekebileceğiniz fotoğraflara göre daha güzel görünüyor. Ayrıca arkadaşlar Samsung Galaxy S20 FE'nin dörtlü gruplama teknolojisini ve çoklu çerçeve işleme özelliğini de içeren büyük boyutlu görsel sensörleri sayesinde bulunduğunuz ortamın ışığı yetersiz dahi olsa daha zengin ve daha canlı fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Şimdi burada şu tek çekim moduna biraz değinmek istiyorum arkadaşlar. Değerli bir anda çeşitli formatlarda fotoğraf ve videolar yakalanabiliyor. Yani bu sayede bulunduğunuz an içerisindeki bir kareyi yakalama ihtimaliniz çok daha yüksek oluyor. Diyelim ki sizin çektiğiniz an 10 saniyeydi. O 10 saniye içerisindeki en güzel fotoğrafı ve en iyi videoyu sizin için ayıklayabiliyor. Yani arkadaşlar, burada telefon bizde kaldığı süre içerisinde deneyimleme şansımız oldu. Bize soracak olursanız oldukça kullanışlı ve eğlenceli bir mod. Video tarafına gelecek olursak, böyle gözüme takılan çok olumsuz bir şeye ben denk gelmedim. Aslında Samsung'un yıllardır süre gelen bir kamera kalitesi olduğunu biliyoruz. Bu cihazlarda da bu kaliteden ödün verilmemiş. Yine canlı, parlak ve renk tonlamasında dengeli sonuçları görebiliyoruz. 4K videoları 60 karede hem ön hem de arka kameradan çekebiliyorsunuz. Burada şöyle bir ayrıntı var arkadaşlar, video tarafıyla ilgili söylemem gereken, eğer süper dengeli modu açarsanız, yani diyelim ki bir arabanın içindesiniz ve arabanın içinde giderken sarsıntılı bir ortamda video çekmek istiyorsunuz, o zaman videonuzu 1080p 30fps, yani 30 kareye sabitliyor. Şimdi ön kameradan devam edeyim istiyorum arkadaşlar. Ön kameramız 32 megapiksel. Bu 32 megapiksellik ön kamera sayesinde isterseniz kendinizi, isterseniz de kadrajda başka bir arkadaşınız varsa biraz daha açıyı genişleterek onu dahil edip oldukça güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Eğer ön kamera kadrajında birden fazla kişiyi algılarsa otomatik olarak açıyı genişletiyor. Tabii hayır abi, ben elimle yapacağım diyorsanız cihaz size bu opsiyonu da sunuyor. Bu arada filtre özellikleri de bizlere epey bir yardımcı oluyor. Selfie, yani öz çekim kamerası, bazen çektiğiniz fotoğrafta yüzünüzdeki detayları çok hafif de olsa kaybedip yumuşaklaştırabiliyor. Bunu bir nevi güzellik filtresi olarak düşünebilirsiniz. Yani benim en çok ihtiyacım olan şey. Arkadaşlar merhaba, şu anda Samsung Galaxy S20 FE'nin kamerası, pardon, mikrofonundan beni duymaktasınız. Genel anlamda şöyle kameraları toparlayacak olursak arkadaşlar, kameralar bana soracak olursanız fiyatının hakkını veren ve piyasada bulunan pek çok amiral gemisiyle efili fil kapışabilecek özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim tasarım ve ekran kısmına. Ön ekranımız 6.5 inç, çözünürlüğümüz ise 1080x2400. Tabii ki de Super AMOLED bir ekranda cihazla birlikte bizleri karşılıyor. Galaxy S20'ye göre düşünecek olursak ekran boyutumuz artmış, çözünürlüğümüzde de bir düşme söz konusu. Ama bana soracak olursanız arkadaşlar, 6.5 inçlik bir ekran boyutu için bu çözünürlük baya yeterli. Ancak burada belirtmem gereken önemli bir detay var. Ekranımızın tazeleme hızı 120 Hz. Şimdi burada şöyle bir ayrıntı var arkadaşlar. Hani bu zamana kadar sürekli 60 Hz bir ekran kullandıysanız 120 Hz ekrana geçildiğinde "Oo, çok iyiymiş" falan gibi hisleri hemen yaşama ihtimaliniz düşük. Ancak bunun
tam tersini düşünün. Mesela bir süre 120 Hz ekran kullandıktan sonra 60 Hz'e geçtiğinizde fasulyenin faydalarını gayet net bir şekilde fark edebiliyorsunuz. Tasarımdan devam edecek olursak parmak izi bırakmayan bir yüzeye sahip. Pek çok farklı renk seçeneği de mevcut. Yani burada gönlünüz bu renk ister, işte öteki gönlünüz başka bir renk ister. Yani gönlünüz hangi rengi istiyorsa rahatça bu cihazda bu kasa sayesinde tercih edebiliyorsunuz. Cihazda IP68 sertifikası mevcut. Bu ne demek? Yani toza ve suya dayanıklı. Yani siz bu telefonla bir kumsala gidip sonra cebinizde denize girerseniz şaşırtıcı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Çünkü bu değerler daha çok tatlı suya göre hesaplanan değerler. Yine Galaxy S20 ailesine göre arkadaşlar ultrasonik bir parmak izi sensörü yerine optik bir parmak izi sensörü bizi karşılıyor. Bu sensör de arkadaşlar ekrana gömülü bir şekilde geliyor. Yani ayrı bir bölüm yok. Direkt ekranın üzerinde. Kullandığımız süre içerisinde de işin açıkçası herhangi bir sorunla veya takılmayla karşılaşmıyoruz. İşini düzgün, sorunsuz bir şekilde yapabiliyor. Şimdi geldik. Benim aslında biraz size ilginç gelecek ama bu tarz telefonlarda ilgilendiğim en önemli noktalardan bir tanesine. Hoparlör. Samsung tarafı bu konuda bizi şaşırttı arkadaşlar. Bunu açıkça söyleyeyim. Çünkü telefonda stereo bir hoparlör mevcut. Bu hoparlörlerin de gayet güçlü ses verdiğini sizlere söyleyebilirim. Biraz gelin isterseniz donanım ve teknik özellik kısmına geçelim. 2020 yılı içerisinde ülkemizde çıkan tüm Samsung amiral gemilerindeki işlemci Exynos 990 ile birlikte gelen Galaxy S20 FE bu işlemciyle birlikte de piyasanın en güçlü ve en hızlı güncel donanıma sahip cihazlarından bir tanesi. Donanım anlamında bir amiral gemisi olmasına rağmen diğer amiral gemilerine göre fiyatı çok daha uygun. Samsung tarafı cihazda bulunan donanımlar hesaba katıldığı zaman ülkemiz için özel bir fiyat çalışmış, bu çok belli arkadaşlar. Yani özet olarak işlemci tarafından beklentileri karşılayan Galaxy S20 FE yüksek yük altında yani stres altında bile başarılı sonuçlar verebilecek bir işlemciye sahip. RAM'imiz 6 GB, depolama alanı ise 128 GB arkadaşlar. Buna ek olarak 1 TB'a kadar hafıza kartı desteği de sunuyor. Ama bana soracak olursanız cihazda hali hazırda yer alan 128 GB'lık dahili depolama alanı uzunca süreler sizlere yeterli olacaktır. Hafıza kartı ile birlikte toplam depolama alanınız 1 TB'a kadar yükseliyor. Şimdi arkadaşlar şunu net bir şekilde ortaya koymak lazım. Samsung Galaxy S20 FE donanım anlamında bir amiral gemisi iken fiyat anlamında da uygun fiyatlı olduğu için bir fiyat performans cihazı olduğunu söyleyebiliriz. Hani bu nedir? Günlük kullanım, sosyal medya, internette gezinme, oyun oynama gibi edimlerinizi gayet rahat bir şekilde bu cihazda gerçekleştirebilirsiniz. Oyun demişken gelin isterseniz tam 15 dakika sürecek olan oyun testimize başlayalım. Bakalım bizi nasıl sonuçlar karşılayacak. Sizler Samsung Galaxy S20 FE'nin oyun testini izlerken ben de sizlere biraz pilinden bahsedeyim. Öncelikle pilimiz 4500 mAh'lik bir pil. Bence burada diğer amiral gemilerine ufak bir çalım atmış durumda. Kablolu olarak 25 watt, kablosuz olarak da 15 watt hızlı şarjı destekliyor. Yine hani böyle günlük ihtiyaç haline gelen saatimizi veya kulaklığımızı şarj edebileceğimiz kablosuz güç paylaşımı özelliği de mevcut. Standart bir telefon kullanıcısıysanız bir günü aşan telefon kullanımını oldukça rahat bir şekilde vaat ediyor. Tabi burada önemli bir ayrıntı var. Bu olay tamamen kişisel ve kullanım alışkanlıklarınıza bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Her zaman olduğu gibi bence de bir son sözün hakkı ancak şöyle verilebilir: fiyat. Videoyu çektiğimiz tarih itibariyle 6499 TL fiyatıyla ön sipariş olarak bu cihazı alabiliyorsunuz. Bu cihazı neden tercih edilmeli? 5 maddede gelin toparlayalım, hem de son sözümüz bu olsun. Tasarım açısından günümüz amiral gemilerinden herhangi bir eksiği yok ve fiyatı da rekabetçi. Hatta arkadaşlar kırmızı, mavi, yeşil, turuncu, mor ve beyaz gibi renk seçenekleri de cihazda mevcut. 2. Ekran tarafındaki tazeleme hızı. Videoda söylemiştim, bu 120 Hz meselesi arkadaşlar bir süre kullandıktan sonra siz de anlayacaksınız ki gayet olumlu bir özellik. Yani bir tercih edilme nedeni. Cihazın üzerinde 3 adet kamera var. Bu üçünün de işinin gayet başarılı bir şekilde yerine getirdiğini söyleyebiliriz. 4. maddemize geldik arkadaşlar. Donanım tarafında, tasarım kısmında ne söylediysem aynısı geçerli. Yani bir amiral gemisi ürünü olarak beklenen performansı bizlere sunuyor. 5. Yani son maddemiz arkadaşlar, günümüzde akıllı telefon fiyatlarını düşündüğümüz zaman ki bunlar üst seviyeye yüksek fiyatlı cihazlar oluyorlar. Fiyatıyla Samsung Galaxy S20 FE'nin daha alınabilir bir cihaz olarak karşımızda durduğunu görüyoruz. Böylece hani bir toparlama cümlesinde sizlere sunmuş oldum arkadaşlar. Videomuzun artık sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung Galaxy S20 FE'nin teknik ayrıntılarını ve özelliklerini hep birlikte baktık. Videomuzu beğendiyseniz şu burada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Fikirlerinizi de bizlerle yorum bölümünden paylaşabilirsiniz. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videolarını izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza
abone olabilirsiniz.